Bin Kripto Türkiye YouTube kanalından herkese selamlar. Kripto Mercek programına hoş geldiniz. Bugün tarihlerimiz 19 Mayıs 2022'yi gösteriyor. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Her ne kadar piyasalar ve aslında makroekonomik veriler, stagflasyon, enflasyon endişesiyle beraber ve piyasalardaki satış baskısı ve korkuyla beraber içimizdeki neşeyi ve geleceğe dair umutlarımızı törpülüyor olsa da en olumsuz durumlardan en olumlu duruma geçmek için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur dedikten sonra ekranımı paylaşarak başlamak istiyorum. Ve geldiğimiz zaman da güzel bir aslında giriş yapmak istedim ve ben ne zaman umutsuz kalsam Atatürk'ün gençliğe hitabesini ve Nutuk kitabını aslında okuyorum ki dertlerime derman olabileyim diye. İçinde bulunduğumuz durum gerçekten de gençlik krizi olarak da adlandırılabilecek bir dönemden geçiyoruz. Maalesef ki yüksek enflasyon, yüksek işsizlik oranları, cari açık gibi problemlerle beraber her şeyin zor olduğu bir durumdan geçtiğimizi düşünsek de daha zor durumlardan geçmişlerdi. Bu Kurtuluş Savaşı'nı kazananlar, Kurtuluş Savaşı'nda emek gösterenler, çabalayanlar, savaşanlar dedikten sonra tam da günün anlamlı, önemli, uygun bir haberle karşımıza geliyor. Yapı Kredi Bankası Atatürk'ün eşyalarından oluşan bir NFT koleksiyonunu bugün Decentraland üzerinde sergi açıyor aslında. Decentraland üzerinde MetaMask cüzdanınızı dahi başlamadan online olarak ve hiçbir ücret ödemeden bu sergiyi inceleyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Dedikten sonra piyasalara gelelim. Piyasalarda gördüğünüz üzere tabiri caizse bayrak kırmızı diyebileceğimiz şekilde satış baskısını hissettiğimiz günlerden geçiyoruz. Bitcoin 29 bin dolar seviyesinde, Ethereum ise 1900 dolar seviyesine tutunmaya çalışıyor. Tabiri caizse dalgalanıyor. Tron burada öne çıkıyor. %2,2'lik bir artışla beraber. Haftalık olarak Tron'un grafiğini incelediğimizde hafta başındaki yayında aslında yukarı yönde ilmesini koruyan ender grafiklerden bir tanesi olduğunu aktarmıştık ki aslında bunun da meyvesini ve yine stablecoin projesi olan USDD projesinin etkisini, ekmeğini ve pozitif getirisini hala sağlayan tokenlardan bir tanesi. Tabii ki de piyasanın bu kadar satıcılı hale geçmesinin sebebi de aslında Nasdaq tarafından ve ABD endeksleri tarafından gerçekleşiyor. Dün tabiri caizse ABD endekslerinde kim daha çok düşer yarışı gerçekleşti. Bu yarışı 4,73 oranında kayıpla beraber Nasdaq kazandı ama S&P ve Dow Jones tarafındaki kayıplar da yine %4 ve %3,5 seviyesine kadar trajik noktaya ulaştı. Tabii ki de bunun sebebi ne? Biz haftaya risk iştahının volatil olduğu bir şekilde başlamıştık ve Powell'ın da bir konuşması gerçekleşmişti. Enflasyonu yüreğimizle halletmeyeceğimizi, enflasyona karşı yapılması gereken neyse onu yapılacağında şahin bir konuşma gerçekleştirmişti. Piyasaların geri çekilmesine bu cepte var. İkinci en büyük kriz ise perakende devlerinin bilançoları oldukça kötü geliyor. Ki bu hafta aslında risk iştahını yukarı yönlü taşıyacak olan beklediğimiz verilerden bir tanesi perakende bilançoları olacaktı. Walmart'tan ve Target'tan geliyordu. Bu bilançoların ikisi de aslında beklenenden daha kötü geldi. Ve dün tabiri caizse aslında Target'ta yüksek bir kayıpla günü kapattı. Bu grafik ise aslında en yüksek zirve seviyelerinden bu yana geri çekilmelerin oranlarını bize gösteriyor. Burak Tamaç paylaşmış bu grafiği ve ben de ondan aldım aslında. Google'un en yüksek zirve seviyesinden %23, Microsoft'un 24, Home Depot'un %29, JP'nin %31, Nike'ın %36 ve devam eden şekilde bütün devlerin aslında Netflix'in %73'ler şekilde en yüksek zirve seviyesinden geri çekildiği bir dönemden, günlerden geçiyoruz. Durum oldukça kritik. Bunun bir asparagas haberi var aslında bu kırılganlığın da satış baskısının da hissedilmesinin arkasında. Diyor ki SEC 100 az telefona, Wall Street devinin ve traderlarının telefonlarına el koyduğu insider trading yaptıkları için bu bir asparagas haber olarak kafamızda yer etsin. Yine de esas önemli olan sebep ise risk iştahı için beklediğimiz Walmart ve Target gibi perakende devlerinin kötü gelen bilançoları oldu. Target dün 1987'deki kara pazartesinden bu yana en kötü gün geçirdi. %25 düştü. Piyasa değerinde yaklaşık 25 milyar kaybetti. Sebebi ise ne? Sebebi ise aslında enflasyon. Maliyet oranları yükseliyor. Maliyet oranları yükseldikçe şirketler bunu karlılığa dönüştüremiyorlar. Ve hal böyleyken de bilançolar kötü geliyor. Bu da insanların geleceğe bakış açısını kötü etkiliyor diyebiliriz. Katie Wood da aslında buradaki perakende devlerinin yaşadığı bu kritik süreci ele almış ve Fed'e
enflasyon konusunda güvendiğine dair de bir tweet kurulu hazırlamış. Bir yeni şu anda fiyatlara yansımayan yeni bir krizimiz var ki o da maymun çiçeği virüsü isimli bir virüsün Avrupa'da yayılmaya başlaması. Maalesef bu da kötü bir haber ama şu anda fiyatlamaların içerisinde dahil değil ve maymun çiçeği virüsünün nasıl bulaştığına dair de araştırmaların yeni yapıldığını aktarabiliriz. İngiltere'de görülmüş, Portekiz ve İspanya'da da yine aynı virüs görülmüş durumda. Ve gelelim aslında piyasayı içinden yakan bir haberimiz vardı. O da neydi? Terra, USD, Luna kriziydi. Ve an itibariyle Luna'nın CEO'sunun mal varlığına el konulması için dava açıldı. Ve bu davada da aslında Luna'nın arkasında %90 gibi bir oranla notlarımı eklemiştim. Sahibi aslında Duon oluyor. %92'sine sahipmiş Duon. Dolayısıyla Güney Kore medyasından bir haber bu şekilde geldi diye aktarabiliriz. Ve Terra'nın aslında Luna'nın daha doğrusu bir kurtarma planı vardı. O da neydi? Hard fork şeklinde bir güncelleme yapmak ve eski Luna klasik için Luna C isim olarak devam etmesi ve yeni bir ağ üzerinde Luna tokenlarının yeniden üretilmeye başlamasıydı bu hard fork çatallaması. Ve baktığımız zaman bunun bir ön oylaması gerçekleşti. Yaklaşık 7000 oy kullanıldı. Bu 7000 oy kullanımının sonucu ise tabii ki beklenen üzere aslında hayır olarak neticelendirildi. Dolayısıyla böyle bir gelişme de var. Bundan sonraki bu süreç akışı da takip edilecek. Demek ki yeni aslında var olan USD'yi yakarak yakma yöntemine geri dönecek aslında Luna. Bunu anlayabiliriz buradan. Çünkü iki yol vardı. Bir tanesi hard work yaparak eski ve yeni ağ olarak işleme devam etmek. İkincisi ise şu andaki mevcut ağı korarak şu anda USD'nin arzı aslında oldukça artmış durumda. USD'leri yakarak USD'ye yeniden değer kazandırmak yoluna gireceklerini söyleyebiliriz ki. Bu da aslında Güney Kore'den getirdiğimiz haber. Bu haber de bize Güney Daire vergi kaçırma ile ilgili bir ceza açıldığını açıklıyor. Duon'a karşı 78 milyonluk bir ek vergi ödemesini yapmadığına dair bir haber var. Dolayısıyla Duon'a karşı bir araştırma başladığına dair bir haber var. Tabii ki de şimdi artçı sansılıntılar geliyor. Geçtiğimiz hafta da aslında aktardığımız üzere Luna'ya ve Terra'ya yatırım yapan pek çok kurumsal şirket de vardı. Venture Capital dediğimiz pek çok şirket vardı. Şimdi bu şirketlerin de aslında yatırımını yapmalarının karşılığı olarak artçı sarsıntıların gelebileceğini açıklamıştık. Bugün bir haber var. Arkadaşlar bunu editliyorlar aslında. Gün içerisinde siz de bilinkapı.com haber sitesi üzerinden detaylarına ulaşabilirsiniz. Ben haberin ham halinden aldığım verileri aktarıyorum size. Pantera Capital, Terra çöküşünden önce elindeki mevcut Terra yatırımlarını çıkarmış ve yaptığı yatırımların %80'ini aslında nakite döndürmüş. Peki Pantera Capital daha önce ne kadar yatırım yapmıştı? Ocak 2021'de 25 milyon dolar, Temmuz 2021'de ise 150 milyon dolarlık bir Terra yatırımı yapmıştı. Terra'yı destekleyenler arasındaydı. Bu içerideki çöküşten önce ben %80 zaten nakite geçmiştim, zararımı kurtardım diyenlerden ama yine de buna rağmen %20'lik oranda yatırımı kalması rağmen büyük kaybı uğrayanlardan bir tanesi. Bu tarz artçılar gelmeye devam edeceğiz. Çünkü içerideki yatırımcılardan bu tarz haberleri almaya ve size getirmeye devam edeceğiz ve piyasa üzerindeki etkisini de incelemeye devam edeceğiz. Mike Novogratz aslında Galaxy Digital'in CEO'sudur ve Luna'ya karşı bir hayranlığı vardı ki aslında koluna da Luna, lunatik dövmesi bile yaptırmıştı. Şimdi bu Galaxy Digital'den yeni bir haber var. CEO'larının bir mektubu var ve bu mektubu bizlere iletiyorlar. Mektubu ben sizlere getirdim çünkü mektup aslında oldukça güzel şeylerden bahsediyor. Ve aslında Luna'nın yaşadığı bu kriz için başta makro verileri yani makro ekonomiye enflasyonu suçlayarak başlamış bir mektuba. Ve bu suçlamadan sonra yani piyasa bu kadar kötü olmasaydı Luna bu krizi yaşamayacak diye getiriyor aslında bazı yerlerde. Temel yatırım ilkelerine dair de 4 tane tavsiyesi var. Bizim için en önemli olan şey yani bu krizden de çıkaracağımız ve önümüzdeki yatırım döneminde önümüze bakarken dikkate almamız gereken 4 tavsiye. Bahsettiği temel yatırım ilkeleri. Birincisi çeşitlendirilmiş bir portföyünüz olsun. İkincisi yol boyunca karınızı almaya devam edin. Yani kar alın yola devam edin. Kar alın yola devam edin. Üçüncüsü risk yönetimi gibi bir algıya yani risk yönetimi algısına sahip olun. Elinizdeki riski ne kadar portföyünüzün yüzde kaçı riskli ya da kaçı riskli değil. Kaçını siz
kaybetmeye hazırsınız gibi bir risk yönetimi algınız olsun ve dördüncüsü de tüm yatırımcılar öncesinde makro verilerin önemini anlasın gibi bir tavsiye var ki bence dördüncüsü şu anda içinde bulunduğumuz durumda en önemlisi olarak geliyor. Çünkü baktığımızda makro trendin daha ağırlıklı olarak piyasalara kasıp kavurduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve gelelim bir haberde aslında hem ABD cephesinden hem de Coinbase'den geliyor. Biliyorsunuz ki Coinbase'in bilançosu beklenenden çok kötü gelmişti ve bu oldukça sarsıntı yaratmıştı. Ve bu bilanço içerisinde aslında yapılan açıklamalardan bir tanesi de şu olmuştu CEO'su tarafından. Gerekli olması durumunda içerideki müşterilerin aslında kripto varlıklarının yani custody olarak tuttukları müşteri kripto varlıklarını ve fonlarını kurumsal fonlarla beraber aynı çatı altında tutma eğilimi olduklarını ve olası bir kötü durumda da şirketin müşterilerini şirketten alacaklı konumuna düşmesi gibi bir senaryo çizmişti. İşte bu senaryo aslında oldukça kritik ve kripto yatırımcılar için de aslında oldukça kötü olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü genel olarak ayrı tutulması gerekiyor. Müşterilerin fonlarıyla şirketin kendisine ait fonların ayrı tutulması, ayrı muhasebeleştirilmesi gerekirken burada aynı çatı altında bir araya getirmek ve bu gerekirse de müşteri fonlarını kullanmaya dair bir ibare vardı söylemlerde. Bu oldukça önemliydi. Biden yönetimi de aslında kripto para borsalarının müşterilerinin kendi kurumsal fonlarına dahil etmemesi için bir çalışma başlattığını duyurdu. Ve bu aslında bugüne kadar regülasyon cephesine aldığımız en önemli karar bence bana kalırsa. Çünkü hep biz regülasyonların kripto dostu, yatırımcı dostu olmasını bekliyoruz. Bu gerçekten de şu anda aktarıldığı kadarıyla yatırımcı dostu bir biçimde başlayan düzenleme. Dolayısıyla bunun da adımlarını takip ediyor olacağız Biden yönetiminin cephesinden. Ve gelelim Rusya'ya. Rusya'da ABD gibi aslında kripto düzenlemesine dair düğmeyi basanlardan bir tanesi. An itibariyle baktığımızda yerel haber ajansından gelen bir haber bu. Ve Maliye Bakanı'nın kripto para düzenlemesinin er ya da geç Rusya'da gerçekleşeceğine dair bir ifadesi yer alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde aslında bir düzenleme olacak, bir düzenleme olmayacak, hayır bitmezence de istemiyoruz gibi çeşitli çelişkiler içeren ifadeler olmuştu. Ama artık er ya da geç yasalaştırılacağına dair ve bunun üzerine çalışılan olacağına dair bir haber var. Ve gelelim aslında ABD cephesine dedik ki ABD cephesi ve Rusya cephesi kolları sıvadı regülasyon için kripto para dünyasına dair ve bu da aslında oradaki Ticaret Bakanlığı'ndan gelen 17 soruluk bir yazı. Bu 17 soruluk yazıda şuna hedefliyorlar. Kripto para işlemleri ve kripto para piyasası ABD ekonomisine ne gibi fayda sağlar? Madencilik ne gibi fayda sağlar? Bunların hepsinin cevaplarını bulmaya dair bir 17 sarılık madde yayınlamışlar. Bir background çizmişler biz aynı zamanda. Ve dolayısıyla bu soruların cevaplarını da aslında public olarak halka soruyorlar ve gelen cevaplara dair de çalışmaların olacağına dair bir açıklama var. Dolayısıyla bu da yine takip ediliyor olacak. Ve gelelim Ethereum tarafından. Ethereum tarafında artık son günleri saydığımızı söyleyebiliriz. Robson Testnet ağı merge güncellemesi için 8 Haziran'da ağın kullanımına hazır olduğuna dair bir haberle paylaştılar. Dolayısıyla Ethereum cephesinde, geliştiriciler cephesinde 8 Haziran tarihi oldukça önemli olacak. Benim doğum günüm 7 Haziran, 8 Haziran tarihinde Ethereum için test ağı için takip ediyor olacağız ki bu da bizim için neden önemli? Merge güncellemesini biz sene sonu yani ikinci yarıdan sonra üçüncü yarıya da kalabileceğine dair bir haber akışı gelmişti. Bunun ne derece kısa ne derece uzun vadede olup olamayacağına bakacağız. Bir haber Dolce & Gabbana'dan geliyor. Dolce & Gabbana aslında DC Family yani DC Family diye bir NFT projeleri var. Bu proje için Chainlink'ten yararlanacağına dair bir haber geldi. Chainlink aslında 2010 yani eski olan, mayor olan projelerden bir tanesi. Tabii ki de son dönemlerde öne çıkan çok fazla proje olduğu için Metaverse hype yaşadığımız için, NFT hype yaşadığımız için geçtiğimiz dönemlerde geride kalanlardan bir tanesi ama Link gerçekten sağlam olan projelerden bir tanesi. Dolayısıyla ben de bugün onu getirdim teknik analiz olarak da çünkü ne krizler gördü. Hani biraz da piyasaya bu dönemde öyle bakmak gerekiyor. Geçmiş dönemde en eski dönemden beri var olan coinler, tokenlar ne? Hangileri kalabilmiş diye bakmak gerekiyor. Ve bildiğiniz üzere Palm Beach'te bir aslında etkinlik gerçekleşiyordu, blockchain zirvesi ve buna dair aslında çeşitli haber akışlarını getirdim. Notlarıma bakmak
istiyorum izninizle diğer bilgisayardan. Bu notlar aslında AV'den bir haber var ve Compound ve DeFi tarafından oldukça haber var. Her ne kadar piyasa ayı piyasası döngüsünde ve Terra Luna krizi deprem etkisi yaratmış olsa da bir miktar daha orada olumlu haberin olduğuna görüyoruz. Compound'dan bir haber var. Robert Lechner demiş ki boğa piyasasının insanlara yeni fikirler hakkında heyecanlandığında başlayacak demiş. Ve DeFi'nin kullanışına yani DeFi protokollerine şu anda bir darbe indiğini de aktarmış. Luna kriziyle beraber, Terra kriziyle beraber. Tabii ki de aslında içinde bulunduğumuz dönem kurumsalların DeFi protokollerine yönünün döneceği günde ama gerçekten Luna krizi bir ket vurdu. Önümüzdeki günlerde bunun da etkisini göreceğiz. AV'den bir haber var. AV'nin kurucusu Stanley Kuleshkov da ayı piyasalarını sevdiğini, piyasadaki gürültüyü azalttığını ve daha çok çalışma alanı sağladığını görmüş. Uniswap'tan Mary Catherine de ayı piyasalarına artan odaklanmanın fiyatına dikkat çekerek doğrulama kaynağı sahip olduğumuz tek şeyi ürünün işe yarıp yaramadığını ölçmek böyle zamanlarda diye bir vurgu var. Yani elinizdeki ürün gerçekten işe yarıyor mu? Her dönemde işe yarıyor mu? Yaptığınız yatırım her dönemde iyi mi? Sizi koruyor mu diye bunlara bakmak gerekiyor. Ve aslında Layer 1'larla Layer 2'ler arasında ve Ethereum döngüsünde geçen bir konuşmalar silsilesi de gerçekleştirilmiş benim topladığım notlarım üzerinde. Ve Lens protokol demişken, AV demişken, Lens protokolden bir haber var. Dünkü aslında etkinlikte açıkladığı AV'nin kurucusu Stanley. Duyurduğu üzere Polygon ağı üzerinde, yani Matic token'ın ağı, Matic coin'in ağı üzerinde, Polygon üzerinde Lens protokolün artık testnet aşamasında olduğunu aktarıyor. Peki Lens protokol neydi? Bizim bildiğimiz aslında Twitter, Facebook gibi merkezi sosyal medyaların tam tersine insanların merkeziyetsiz bir biçimde bir sosyal medya platform hizmeti sağlayacaktık ki burada aslında içerik üreticiler NFT'lerden yararlanacaklardı. NFT dominanslı bir sosyal medya protokolü olacaktı. Bunun için aslında oldukça heyecanlıyız. Elon Musk'ın da Twitter'a satın alması ile ilgili haberlerin çıktığı dönemde AV'nin CEO'sunun aslında kendisine şaka yolda yazdığı Twitter'ın geçici CEO'suyum açıklamasıyla gündeme gelmişti ve Lens protokol de o zaman dikkat çekmişti. Böyle bir yeniliği de bize haber verdi ve Twitter üzerinde de aslında bir Space yayınında da bir launch party de gerçekleşecekmiş. Yine takip edip size oldukça bilgileri aktarmaya çalışırız. Tabii ki de XRP. XRP deyince aklımıza gelen XRP'nin arkasındaki Ripple şirketinin bir fintech şirketi olduğu ve ödeme koridorları ile beraber Türkiye'den de aslında bankaların Akbank'ın çalıştığını biliyoruz. Başka çalışan bir QNB'nin de QNB de çalışıyor ama MENA bölgesi için çalışıyor. Türkiye region'ını çalışmıyor. Bir ödeme koridoru oluşturuyor. Tabiri caizse ödemelerin, uluslararası ödemelerin Swift ağı yerine daha hızlı bir biçimde gerçekleşmesini sağlıyor ve bunu da açtığı aslında ödeme koridorları aracılığıyla yapıyor. Arka planda çok güzel projeleri var ve yeni bir işbirliği var. Avrupa'da, Litvanya'da Finci RippleNet ile anlaşıldığını bize aktarıyor bu haber. Her ne kadar şu anda fiyatı bastıran ABD cephesinde SEC ve Ripple davası devam ediyor olsa da Ripple bu davanın etkisinden kalktığında kendi başına ilerlemek için oldukça doneye sahip projelerden bir tanesi. Teknik anlamda inceleyeceğiz. Ve altcoin'ler tabiri caizse şu anda Bitcoin'i bekliyor. Yani Bitcoin'in nereye gideceğini bekliyorlar ve Forrest Gump filminden bir görsel bu da. Bitcoin öndeki aslında bizim Forrest ve arka tarafta bekleyenler ise onun nereye koşacağını onu takip edenler olarak ayrılıyor ve Bitcoin'in de dominansını yükselttiğini arttırdığını görüyoruz bu dönemde. Ve baktığımız zaman da Bitcoin'in bir yönlü arayışına girmediği dönemde teknik anlamda grafiklere geçmeden önce bir on-chain verisiyle de devam etmekte fayda var. Şimdi bakıyoruz makro tarafta satıcılı bir piyasa hakim. Bitcoin bize bir yön çizmiyor ama 29 bin 30 bin bandından da başına alıp en azından 32 bin 34 bin band ağına dahi çıkmıyor. Bu seviyede kalıyor. Hal böyle olunca bize burada bir baskılanıyor ve alınmayan şey satılır diye bir kaba tabir var. Yani en bilinen ticari deyimdir bu. Ve dolayısıyla 29 bin 30 bin dolar seviyesine alınmadığı için bu seviyeden bir tık daha
daha bizi aşağı kademeye üstten satış baskısının gelebileceğine dair bir sinyal bu aynı zamanda. Bakıyoruz grafikler üzerinde ne var? Zaten bir ayı bayrağı formasyonumuz vardı ki hedefi 19 bin dolar seviyesi. Ve onun dışında baktığımızda ağın değerini ölçen bir MV-RV skorumuz vardı. Dün bunu Ethereum için incelemiştik. Bugün baktığımızda 24 bin dolar seviyesi de şu anki fiyat için bize gösteriyor. Yani fiyatı bu seviyede kaldığı, kendisine 32 bin dolar seviyesinin üzerine atamadığı noktada 24 bin ve 20 bin bandına gitmesi için yukarıdan bir baskı var olduğunu söyledikten sonra Bitcoin'in dominansına bakarak başlayalım. An itibariyle Bitcoin dominansı 45 seviyesine ulaşmış durumda. Nerelerden gelmişti? 70'lerden, 80'lerden, 99'lardan gelen bir piyasa şeyi vardı aslında. Dominansı vardı Bitcoin'in piyasada. An itibariyle yeniden yukarı yönde ivmelenme var. Böyle giderse de aslında dominansı %50 seviyesine kadar alabileceğini aktarmakta fayda var. Tabii hep Ethereum'la Bitcoin'in piyasa hakimiyetleri oldukça tartışılan bir konu oldu. Baktığımız zaman da biz Ethereum'un gerçekten riskli varlıkların alındığı dönemde dominansının yükseldiği, riskli varlıkların satıldığı dönemlerde, yani şu anki gibi satış baskısı içerisinde olduğumuz dönemlerde de aşağı yönlü geri çekildiğimizi görmüştük. Yine öyle bir dönemde olduğumuz için Ethereum Bitcoin korelasyonunda aşağı yönlü baskılandığı bir günden geçiyoruz. Bitcoin günlük grafiğine gelecek olursak, günlük grafik üzerindeki güncel fiyatımız 29.200 dolar seviyesi. Ne vardı grafik üzerinde? Büyük bir ayı bayrağı formasyonu vardı ve aşağı yönlü bu formasyon maalesef ki kırılmıştı. Bu kırılmasıyla beraber sanki bize yeniden bir aşağı yönlü bayrak formasyonu, yeniden ayı bayrağı formasyonu oluşturulmuş durumda. Bu formasyonda, yani küçük ayı bayrağıyla çalışırsa, büyük ayı bayrağıyla çalışırsa 19.000 dolar seviyesine kadar bizi götürmeye sembolize ediyor Bitcoin'in günlük grafiği. Baktığım zaman da fiyat 29.200 dolar seviyesinde, aşağıda ne var? 28.000 dolar seviyesinde başa baş noktasındayım. 28.900 bizim 2021 yılına girerken aslında Bitcoin'in değeri ve daha öncesinde Ocak'ta ve Temmuz'da tepki alımlarıyla yükseldiğimiz fiyat seviyesi. Destek seviyemiz aşağıda 27.000 dolar ve periferisinde 23.000 dolar seviyesi, 23.100 dolar seviyesi geliyor. Saatlik olarak incelediğimizde saatlik grafik üzerinde Bitcoin grafiğinde bir üçgen formasyonu vardı. Ama bu üçgen formasyonu maalesef ki aşağı yönlü kırıldı. Aşağı yönlü kırılmasıyla beraber 29.000 dolar seviyesine kadar geriledik. Aşağı yönlü geri çekildik. Ama buradan da aslında bir tepki alımları yönü beraber bir yukarı yönlü düzeltme formasyonu karşımıza çıktı. O da omuz baş, ters omuz baş omuz formasyonu. Bu formasyon üzerinde aslında bir de pozitif uyumsuzlukla çalıştı. Baktığımız zaman da dipler aşağı yönde gelirken burada osilatör üzerinde, RSI üzerinde yukarı yönlü bir hareketlilik oldu ve bunun da etkisiyle beraber piyasa kendisini, yani Bitcoin kendisini saat 5'ten itibaren, sabah saatine itibaren yukarı yönlü attı. An itibariyle 30.000 dolar 29.200 dolar seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Eğer formasyon yukarı yönlü kırılım gerçekleşirse bizi daha güvenli alan dediğimiz 30.000 dolar seviyesine taşıyacak. Ama aşağı yönde geri çekilmesi halinde de şu anda bakalım lower low seviyemiz 28.900 dolar seviyesinden geçiyor ve periferisinde 27.000 dolar seviyesi olduğunda aktarmakta fayda var. Ve gelelim Ethereum cephesine. Ethereum grafiği üzerinde de aslında baktığımızda ne vardı? Bir üçgen formasyonumuz vardı. Bu üçgen formasyonunda da yine aşağı yönde kırılım var. Aslında Ethereum'da bir toparlanma emarisiyle beraber yukarı yönlü hareketlilik sağladı sabah saatlerinden itibaren. Bize şu anda destek güncel fiyatımız 1900 dolar seviyesinden geçiyor Ethereum'da. 1970 dolar seviyesinden geçiyor Ethereum'da. An itibariyle baktığımda 1860 dolar seviyesi destek seviyem, 2050 seviyesi ise direnç seviyesi olacak Ethereum için. Ve buradaki aslında üçgen formasyon da aşağı yönde kırıldığı için 1700'e kadar gidebilecek bir potansiyeli bizlere gösteriyor. Ama toparlanmanın olması için neyi bekleriz? Buradan minör düşüş trendimizi Ethereum'u kırarak 1970 ve üzerinde kalarak 2050 üzerine çıkmasını bekleriz. Tabii ki de esas direnç noktamız 2150-2200 bandından geçiyor Ethereum için ve bunun aşağısında da fiyatlamaların yükselişten bahsedemeyeceğimizi söylemekte fayda var. Gelelim AV'ye. AV'nin güncel fiyatı şu anda aslında 84,80 dolar seviyesinde.
an itibariyle baktığımızda 65 dolar seviyesi bize şu anda destek olmuş durumunda. Aşağı yönlü giden bir paralel kanal içerisinde takip ediyoruz. Bu paralel kanal içerisinde hatta bir de minör bir düşüş trendimiz de var. 65'i kaybetmemiz haline 25 dolar seviyesine kadar gidecek olan bir döngüye merhaba demiş olacağız. RSI diplerden toparlanma gelmişti ve grafik üzerinde aslında tam da baktığımızda 12 Mayıs'tan itibaren bir toparlanma olduğunu söylemiştik ama hacim barlarının yetersiz olması nedeniyle yukarı yönlü kırılım gerçekleşmedi. Tabiri caizse burada konsolide olmuş bir eğriyi görüyoruz. Yukarı yönlü harekette ilk direnç noktamız 110 dolar seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Hem RSI hem de MACD'AS hala alım yönünde yukarı yönlü bir eğilim gösteriyor AV grafiği için. Ve Link demiştik. Link'in de güzel bir proje olduğundan bahsetmiştik. Güzel bir eski. 4 saatlik grafik üzerinde inceliyoruz. Baktığın zaman da 6.80 bizim güncel fiyatımız. Burada da aslında yukarı yönlü bir sıkışmayı bize gösteren üçgen formasyonunun aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. Formasyon hedefi 5.50 olacak. Ve 5.50 dolar seviyesine gitmeden önce de aslında destek seviyemiz 6.30 dolar seviyesinden geçiyor. Yukarı yönlü direnç seviyemiz ise 8.80 ve periferisinde 10.45 dolar seviyeleri olacak. RSI toparlanma eğiliminden sonra aslında 15 Mayıs'tan itibaren aşağı yönlü bir eğilim gösterme eğiliminde ve şu an onun üst seviyesine kadar inmiş durumda. Ve Litecoin'e bakalım. Litecoin de eski ve güzel olan projelerimizden bir tanesi. Litecoin grafiği üzerinde aslında bir üçgen formasyonu içerisinde sıkışma olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu üçgen formasyonu içerisinde bir kama formasyonu da oluşturmuştu bize. Kamayı aşağı yönlü kırdı. Minör bir düşüş trendimiz var. Bu üçgenin üst bandında oluşan aslında üçgenin de yine bizi sıkıştırdığını görüyoruz. 67,5 dolar seviyemiz şu anda güncel fiyat seviyemiz. RSI diplerden tepki alımlarıyla beraber yükseldi ama yeterli olmadı. Dolayısıyla şu anda bu seviyeden aşağı yönlü kaybetmemiz halinde destek seviyemiz 50 dolar seviyesi ve periferisinde 35 dolar seviyesi olacak ki bunlar aslında Litecoin için önemli kritik seviyelerimiz. Yukarı yönlü toparlanma gelmesi için bu düşüş trendini kırmasını bekleriz ki o da 83 seviyesinden geçiyor. 83 seviyesini kırmadığı noktada aşağı yönlü minör düşüş trendinin aşağısına kalmaya devam edecektir. Ve XRP dedik. Şu anda üzerinde var olan dava sürecinden bahsettik. Ama bu dava sürecini kazanmasıyla beraber normalde biz bütün varlıkların Bitcoin'le pozitif korelasyonu olduğunu görüyoruz kripto para piyasasında. Bu davayı kazanmak XRP için hem XRP'yi hem piyasadan hem Bitcoin'den hem de büyük bir haber akışı olduğu için özgür bir biçimde XRP'nin yükselmesini sağlayacaktır ki XRP yatırımcıları da aslında bunları bekliyor. 0.40 seviyesinde şu andaki güncel fiyatımız, 0.34 bizim şu andaki dip seviyemiz olarak karşımıza çıkıyor. Ve onun da aşağı çekilmesiyle 0.25'ler var karşımızda. Hala minor bir trendin içinde eziliyoruz maalesef ki satış baskısıyla. İyi diyebileceğimiz fiyat seviyeleri için üçgenin içerisine yeniden girmemiz gerekiyor ki o da 0.43'ün üzerine çıkmamız demek. Dolayısıyla 0.43'ün üzerine geçmedikçe satış baskısı da hissedilir ve bir yatay bantta kalabilir XRP. Ve gelelim günün sözüyle beraber kripto mercek programını kapatalım. Günün sözünü tabii ki de eğitim gençliği, birinci vazifen Türk istikbalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten seçiyorum. Ben bugünün anlam önemine ilk görevimizi unutmayalım. Umutsuzluğa düşmeyelim. Ben hiçbir zaman umutsuzluk yaşamadım diyen Atatürk'ün izinden gitmeye devam edelim. Yaşam enerjisinden yaptığı idealist tavırlardan feyz almaya kendi hayatlarımızla ilgili devam edelim dedikten sonra Kripto Mercek yayınlarında görüşmek üzere. Bin Kripto Türkiye YouTube kanalını takibe almayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.